Manşete hoş geldiniz. Günün ikinci yayını seçim konuşmaya devam edeceğiz. Bana göre Türkiye muhalif güçlerinin seçim gecesi ve sabahında bir psikolojik çöküntü yaşamasının nedeni birinci turda bu işin biteceğine inanmaları. Tüm kamuoyu araştırmaları ya da kamuoyu araştırmalarının büyük bir bölümü ilk turda bitiyor. Kılıçdaroğlu kazanıyor 51 ile 52 ile hatta bazıları farkla kazanıyor sonucunu önlerine koydu son birkaç hafta yapılan araştırmalarda ve bu bir beklentiye yol açtı. Ve bu beklenti biz birinci turda bu işi bitiriyoruz beklentisiydi. Sonra böyle olmadığı görüldü. Seçim ikinci tura kaldı. Yüksek Seçim Kurulu da bugün bunu teyit etti. Yani hiçbir aday kazanamadı dedi. Hiçbir aday seçilmek için gerekli çoğunluğu sağlayamamıştır, gerekli oyu alamamıştır dedi. Bakın bu çok önemli. Yani Tayyip Erdoğan da seçilmek için gerekli oyu alamadı. Bu Tayyip Erdoğan pozisyondaki 21 yıldır ülkeyi demir yumrukla yöneten, özellikle son 10 yılı demir yumrukla yöneten bir lider açısından bir bozgun esasen. İlk raundu kaybetti. Şimdi ikinci raunda asılıyor bir yönüyle. Kuyruğu dik tutmaya çalışması da bundan. İlk defa bir seçimi kaybetti 7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra. Kaybetti, kazanamadı. İkinci raundu asılıyor. İlk raundu kaybetti en azından. Şimdi gidelim 2018 seçimlerine. Ben çok net hatırlıyorum. 5 yıl önce 2018 seçimlerine gidilirken bu iş ikinci tura kalıyor. İlk turda bitmeyecek inancı vardı aynı muhalif güçler arasında. Ve ilk turda %52 ile Erdoğan kazanınca bir psikolojik çöküntü oldu. Niye? Çünkü ilk turda biteceğine inanılmıyordu. O zamanki algı oydu. O zamanki beklenti oydu. Ve hatta o gün Tayyip Erdoğan'ın açık ara önde olacağı da belliydi. Muharrem İnce'nin ikinci sırada geleceği de belliydi. Hiç kimse Muharrem İnce'nin Erdoğan'ı geçmesini beklemiyordu. Bu mümkün değildi. Çünkü Meral Akşener de adaydı Cumhurbaşkanlığına. Selahattin Demirtaş da adaydı. Temel Karamollaoğlu da adaydı filan. Çok adayla gidilmişti Cumhurbaşkanlığı seçimine. Ve Muharrem İnce üzerinde bir ittifak yoktu. Olmadığı için de Muharrem İnce'nin ikinci olacağı zaten belliydi. Muharrem İnce'nin Erdoğan'a fark yiyeceği zaten belliydi. Fakat beklenti Erdoğan 50 artı 1'i alamaz beklentisiydi. Erdoğan da 50'nin altında kalacak. İkinci tura iki aday kalacak. Muharrem İnce etrafında güç temerküzü olacak ve Muharrem İnce seçimi alacak inancı vardı. Bugünkünden farklı olarak. Bugün bu inanç seçim ikinci tura kalırdan çok birinci turda biter. Esasen benim yaptığım analizlerde de bu işi ilk turda bitirmelisiniz derken ilk turda bitecek demedim. İlk turda bitirmelisiniz dedim. Ama görünen şey %100 öyle değildi. Ayrıca baktık ikinci tura kaldı. Yani bu hiç kimsenin kazanamadığı, Yüksek Seçim Kurulu'nda bunun teyit ettiği, Erdoğan'ın da bunu alıp kabul edip teyit ettiği seçimler üzerinde, seçimlerin genel o günkü gidişatı, genel akşamki işte oy sayımı ve ilanı falan ve şu ana kadar ki son 24 saat hatta son 48 saat içerisinde olan her şeyin kabulü tüm taraflarca da kabulü manasına gelir. Bu önemlidir. Bir anlamda Erdoğan rejimi kendini sandıkta onaylatan bir rejim. Bunu akıldan çıkarmayın. Ve Erdoğan şu anda bunu yapıyor. Kendini sandıkta onaylatıyor, onaylatmaya çalışıyor. İkinci turda bunun için asılacak. İkinci turu garanti görmüyor, cepte görmüyor. Ve bunu da batıya gösterecek. İlk turda kazanamadığını batıya gösterdi. Böyle bakıyor. İkinci turda aldığında da bak, biz her şeye rağmen demokratik bir seçim yaptık. Suhuletle, uhuletle bir seçim yaptık. Mesajlarında var bu. Yaptık ve görüyorsunuz kıran kırana bir yarışın ardından ilk turda kimse kazanamadı. İlk iki ikinci tura kaldı falan. Kıran kırana bir yarışın ardından gene ipi ben gösterdim. Demokratik meşruiyeti olan bir seçimle, bir demokrasi şöleniyle tekrar iktidara geldim. Halk benim arkamda. Halk politikalarımı ve yaptıklarımı destekliyor diyecek. Erdoğan kendini yani Erdoğan rejimi gibi rejimler, bu tür rejimler kendini sandıkta onaylatır. Amacı budur. Ve bunu içeride ve dışarıda dosta düşmana göstermek ister. Şimdi manşetin radarına takılanlar eşliğinde devam edelim. Ahmet Erkan paylaşmış. Yoksulluğu ve cahilliği her halinden belli bu kadınla sandık sırasını bekledik. Bana Kılıçdaroğlu için terörist diyorlar dedi. Böyle bir algı vardı vatandaşta. Bir güvenlik algısı oluştu, bir korku oluştu, bölünüyoruz algısı oluştu. Siz mesajınızı vatandaşa doğru veremediyseniz vatandaş evet iktidar kanallarından beslenen, tek kanaldan beslenen,
ve başka herhangi bir bilgi ya da yorum kendisine ulaşmayan, ulaşmaya çalışsa da vatandaşın penceresini kapısını kapadığı bir Türkiye var. Yani siz bir biçimde başarılı olamadınız bu vatandaşı yakalamakta, bu vatandaşa ulaşmakta. Bunu başarmanız lazım, vatandaşı ikna etmeniz lazım. Kapısını çaldığında açmasa veya açtığında yüzünüze kapasa dahi bir biçimde bacadan girmeye çalışmanız lazım. Görüşlerinizi, fikirlerinizi ona geçirmeye, en azından alternatif bir görüş sunmaya çalışmanız lazım. Cahil kelimenin nitelemesine de çok fazla katılmıyorum. Bilmiyor, belki bilmek de istemiyor, fakat muhatabınız bu. Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri bugün de gene kampüste rektörle sırtlarını dönerek eylemlerini sürdürmüşler. Bunu da son derece önemsiyorum. Çok şahane bir dik duruş. Bir yılı doldurdu, ikinci yılın içerisinde. Bir tane üniversite varmış Türkiye'de, Boğaziçi yani. Britanya seçim sonuçlarından haber vereyim size. Benim yaşadığım İngiltere'de Tayyip Erdoğan'a %18 oy çıktı. Bu bir önceki seçimde de böyleydi. 2018'de de böyleydi. Tayyip Erdoğan'ın burada desteği yok. O açıdan da biz sokakta elimizi kolumuzu rahatça sallayarak dolaşabiliyoruz. Başımıza bir şey gelmiyor. Kılıçdaroğlu'nun desteği neredeyse %80. Diğer adayların desteği de görülüyor. Yani burada 80'e 18 gibi baskın bir sol ve işte muhalefet üstünlüğü var. Britanya böyle. Dünyada nadir birkaç ülkeden biri. Amerika'da buna yakın oranlar var. Belki Diyarbakır'da da böyle yani. Evet. Metropol şu araştırmayı tekrar paylaştı. Mayıs 2023 özellikle 9-10 Mayıs yani Ekrem İmamoğlu'nun otobüsüne taşlı saldırının ardından yapılmış bir saha araştırması. Bunu bir kere daha verdi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi adaya oy vereceksiniz? Kılıçdaroğlu 46 ile önde, 44 ile de Tayyip Erdoğan arkada ikinci sırada geliyor. Kararsız, protesto, cevapsız, orantısız olarak dağıtıldığında da Kılıçdaroğlu 49, Tayyip Erdoğan 46.9. Yani Metropol'de her iki araştırmada da kararsız oylar dağıtıldığında ve dağıtılmadığında Kılıçdaroğlu 2 ya da 3 puan Erdoğan'ın önünde anket sorusuna verilen cevaplar. Bir kere daha söylüyorum. Anket 9-10 Mayıs tarihlerinde Ekrem İmamoğlu'nun olaylı Erzurum gezisinin ardından yapılmış. O zaten olay muhalefete olan ilgiyi artırmış, iktidara bir tepki doğurmuştu. Ters tepmişti bir yönüyle. Fakat Özel Sencar Metropol bu araştırmayı seçim sonuçlandıktan sonra paylaşarak enteresan bir şey yaptı. Burada zannediyorum Kılıçdaroğlu %48'i, %49'u, %50'yi bulabilir istenirse. Yani Ekrem İmamoğlu saldırısından sonra sorduk ve böyle bir sonuç aldık diyerek oylar son derece kaypak bir zeminde, son derece oynak bir zeminde şekilleniyor. Kılıçdaroğlu'nun 45'te kaldığına bakmayın, 49'u 50'yi rahatlıkla bulabilir demek istiyor galiba. Evet, oy pusulası böyle olacak. İki aday artık kaldı. Evet hayır seçimi gibi, referandum gibi bir ikinci tur olacak. Evet, tam anlamıyla referandum. Hani referandumda evet hayır diye sorarlar ya, burada da evet mi hayır mı? Evet diyorsanız Erdoğan'a, hayır diyorsanız Kılıçdaroğlu'na basacaksınız evet mührünü. Son derece net. Ve bana göre de gerçekten bunu inanarak söylüyorum. Yani mış gibi yapmıyorum. İnsanlara güven aşılamaya, insanları işte sahada tutmaya falan ya da ne bileyim gördüğüm psikolojik yıkımı falan düzeltmeye falan, moral aşılamaya falan çalmıyorum. Yapabilirsiniz. Eğer ortada ikinci tur varsa, eğer gene insanlar hür iradeleriyle gidip oy kullanacaklarsa, eğer yurt dışı oylar varsa, ya İngiltere'de %45'te kalmış ve İngiltere %80 Kılıçdaroğlu diyor. Ne var yani %45'te kalacağına bu seçimde yurt dışı, en azından İngiltere oyları %60'a 70'e çıksa fena mı olur? Ve bunun bir katkısı olmaz mı? Olur. Çünkü yurt dışı oylar doğrudan katkıda bulunacak. Çünkü siz yurt dışında da evet ya da hayır diye oy basacaksınız. Evet, seçimlerin ikinci tura kalmasını sağladık diyor Zafer Partisi Ümit Özdağ. Amaçları buydu ve bunu başardılar. İkinci tura kalmasında amaçları şuydu, yani hiçbir zaman seçimi kazanmak gibi bir amaçları olmadı. Sadece ikinci tura kaldığında koltuk pazarlığı yapmak ve bunu yapacaklar. Zafer Partisi olarak bakanlık pazarlığı, Cumhurbaşkanı yardımcılığı pazarlığı yapacaklar. Sinan Oğan hatta yaptığı açıklamalarda diyor ki aldığımız oyu blok halinde desteklediğimiz adaya taşıyacağız falan. Yalan söylüyor. Kendi seçmenini
tanıma şansına sahip olacak kadar bir adaylık süresi olmadı. Bir ay içerisinde yürüttüğü kampanyayla %5'e geldi. Bu da zaten sosyolojik olarak bakılması gereken bir şey. Yani siz bir ay önce aday değildiniz, bir ay içerisinde nasıl %5 oy aldınız? Yani gerçekten sorulması, sorgulanması gereken bir hikaye. Ve hani pi sayısı gibi hiç değişmedi oran yorumları geldi özellikle seçim günü. Gerçekten de öyle. 5.3'te kaldı oran. Yani pi sayısı nedir? Üçgenin yani dairenin yani çemberin daha doğrusu yarı çapına oranı hep hiç değişmez. Aynen onun gibi rakamlar büyüdüğü halde, açılan sandıklar büyüdüğü halde Sinan Oğan'ın oranı hiç değişmedi. Adeta pi sayısı gibi. Şimdi bu da enteresandı fakat burada bir pazarlık var. Bir, Sinan Oğan doğru söylemiyor. Kendisine oy veren kitleyi tanımıyor. Bir. İkincisi, kendisine oy veren kitleyi bir yerden bir yere blok olarak taşımak gibi bir lüksü, bir ayrıcalığı, böyle bir potansiyeli yok. İki, evet pazarlıkta elini güçlendirmeye çalışıyor ve ben şu adayı destekliyorum, bana destek verenler Erdoğan'a oy versin veya Kılıçdaroğlu'na oy versin dediğinde kaç kişi götürür, o da soru işareti. Ama bir şey midir? Evet, bir şeydir. Ondan dolayı da zaten muhtemelen Erdoğan ne isterse verecek. Bu sabah Türkiye'nin kredi risk primi 100 puan yükseldi diyor Eser Karakaş 15 Mayıs sabahını işaret ederek. Borsada %6'dan fazla düşüş var. Dolar euro yükseliyor. Piyasalar seçim sonuçlarını böyle karşıladı. Erdoğan'ın bu manzara karşısında üzülmesi düşünmesi lazım. Hiç zannetmiyorum. Bu RTE algısıyla ekonomi nasıl yönetilecek demiş. Yönetilemeyecek. Yani bunu iktidar da biliyor. Önümüzdeki dönem belki yerel seçimlere kadar ekonomiyi baskılamaya devam edebilir. Yerel seçimlerde İstanbul, Ankara belediyelerini tekrar kazanmak için filan. Ama bu sürdürülebilir bir şey değil. Bu baskıyla sübvanse ederek döviz bürolarını, bankaları döviz açısından hemen her açıdan sübvanse ederek veya kontrol etmeye çalışarak işte Merkez Bankası filan karşılıklı fonlamalarla veya işte Katar falan sermayesiyle veya işte Rusya'ya doğalgaz borcunun ertelenmesiyle falan bir yere kadar götürülecek bir konu. 6 ay 1 yıl daha belki, ama ondan sonra gerçekten toparlanabilecek, idare edilebilecek, götürülebilecek bir konu değil. Ece Sevin paylaşmış eski bir gazeteciden, taze politize olmuş arkadaşlara küçük sır, muhalif TV kanal diye bir şey yok arkadaşlar. Evet, doğru söylüyor, muhalif TV kanal diye bir şey yok Türkiye'de. Her zaman söylüyorum, Erdoğan medyanın %100'ünü dönüştürmüştür. Birkaç tane bağımsız gazeteci ya vardır ya yoktur, birkaç tane bağımsız politikacı ya vardır ya yoktur. Bunu ezbere söylemiyorum. Yurt dışındaki bu işi yapan insanları yüceltmek için de söylemiyorum. Türkiye'de bağımsız medya, Türkiye'de bağımsız kurumsal medya yoktur. Tam tercümesiyle, tam doğru ifadesiyle söylüyorum. Tamamen düşünerek, tamamen bakarak, tamamen bilgiye, duyuma, analize ve izlemeye dayalı olarak söylüyorum. Türkiye'de bağımsız kurumsal bir medya yoktur. Ve çoğunluğu itibariyle İktidarın, rejimin söylemine teslim olmuştur, ideolojisine teslim olmuştur. Rejimin izin verdiği aralıkta muhalefetçilik oynar veya muhalif yayıncılık oynar. Böyle bakın yanılmazsınız. Sabiha Temizkan paylaşmış. Bu seçimden tek umudum bir tutuklu yakını olarak içeridekilerin çıkması ihtimaliydi. Çok üzgünüm anne, seni ve yoldaşlarını oradan çıkaramadık diyor. Evet. Sabiha Temizkan çok güzel söylemiş ve bunu, yani buna katılmamak elde değil. Benim de öteden beri ana düşüncem bu. Yani bu seçimin ardından ülkede en azından şeylerin, normların normale dönmesi, kitaba uyulması, insanların yasalara uyması, mevcut yasalara uyması, infaz yasasına uyması, Türk Ceza Kanunu'na uyması, mahkemede hakimlerin gerçekten vicdani kanaatleriyle, hür iradeleriyle neyse karar vermesi falan, buna döner diye bir umudum vardı. Hala bu umudu taşıyorum. HDP Hakkari milletvekili Leyla Güven'in kızı Sabiha Temizkan, annesi içeride tutsak yıllardır, onun gibi pek çok insan içeride, siyasi suçlu içeride, umarım pek uzak olmayan bir gelecekte özgürlüklerine kavuşurlar. Aslı paylaşmış, çokça paylaşıldı bu tweet bugün, bu tweet dizisi Twitter'da. AKP'nin kalesinde görevliymiş, avukat olarak görev almış. Yani diyor ki biz
Oy ve ötesi ve Türkiye gönüllüler olarak toplasan 8 kişiydik. Ne gördüm ne yaşadım onu anlatacağım diyor. AKP her sandığa beşer müşahit yığmış. İnanılmaz örgütlü. Seçim konusunda bilgi sahibi insanlardı. Belli ki belli bir kurstan, seminerden geçirmişler. O sırada biz her sandığa bir temsilci koyamadığımız için gelen 8 kişi bir dakika oturmadan sandık sandık gezdi. Anlatmış ve orada gerçekten nasıl yalnız kaldıklarını, nasıl ilgisiz kaldıklarını ve nasıl çaresiz kaldıklarını bakarsınız ama umarım bu bir daha tekrarlanmaz. Mehmet Yılmaz T24'te yazı yazmayı bırakmış çünkü seçim sonuçlarını doğru tahmin etmediği gerekçesiyle. Bu kitlenin, Beyaz Türk diyorlar ya, bu kitlenin vatandaştan bir yönüyle farkı yok. Vatandaşı nasıl yobazlıkla, cahillikle suçluyorsa esasen bu kitle de Türk halkı konusunda, orada yaşayan insanlar konusunda, seçmen davranışları, sosyolojisi konusunda o kadar cahil ve yobaz. İyi olmuş. Ruslar soruyor da sizin sistemi satın almak istiyorlarmış. Muhalefet için düşünüyorlar. Kaça mal olur diye Kerim Has Moskova'dan Onursal adı güzele sormuş. Haksız mı? Sevgili halkım, dünden bu yana aralıksız çalışıyoruz. Sakın ola ki bir ümitsizliğe kapılmayın demiş Kemal Kılıçdaroğlu ve çektiği kısa videoyla da masaya yumruğunu vurdu. Bakalım. Buradayım ve buradayım. Siz de buradasınız. Vallahi de billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim. Buradayım. Evet, enteresan kısa bir videoydu. Çok seyredildi, paylaşıldı. Evet, böyle yani hemen seçim günü işte yaşanan hayal kırıklığı, gecesi yaşanan hayal kırıklığının özellikle muhalif güçler arasında, muhalif cephede hemen ertesinde böyle bir videoyla olayı toparlaması sevindirici. Bakalım, ben açıkçası Kemal Kılıçdaroğlu'ndan artık 13 gün kaldı ya da 12 gün kaldı neyse, bu 12-13 gün şaşırtmasını bekliyorum. Tabii Türkiye'nin bir ikinci tur deneyimi yok ve zannediyorum adaylar iki tur arasında nasıl kampanya yapacaklarını hiç düşünmediler ve belirlemediler. Onun bir bocalamasını yaşıyorlar. Bir de tabii elbette seçim döneminin yorgunluğu var. Hani futboldaki uzatma dakikaları gibi. Hani 90 dakikada birinin kazanması gereken final maçı diyelim futbolda. 90 dakikada bitmezse uzatmalara gider ya ve her iki takım da yorgundur. Şey kalitesi de düşüktür, oyun kalitesi de düşüktür filan. Aynı onun gibi uzatma dakikalar gibi bir kampanya, yani ilave bir kampanya dönemine girdik. Kimse ne olacağını bilmiyor. Bir de şu var, yani Türkiye'nin hiç ikinci tur deneyimi yok, olmadı bugüne kadar. Yani ilk defa böyle bir şey oluyor ve ilk defa böyle bir şeyi deneyimliyoruz. O açıdan her şey normal. Herkes de sanki herkes her şeyi biliyormuş, bu konuda bir deneyimi varmış falan gibi de. Nerede, ne oldu, nerede bu liderler, nerede bu muhalif güçler? Hadi bakalım kalkalım, toparlanın falan. Hani onu yazdım ya, toparlanın, gitmiyoruz ama ne yapıyoruz falan. Çok doğaldır. Seçimler sonuçlarını şurada daha 24 saat bile olmadı. Ve dediğim gibi daha önce böyle bir deneyim yok. Orhan Kemal Cengiz bu saatten sonra bu sonucu ancak bir mucize değiştirebilir. Ama mucizeler gerçekleşmek için vardır. Ohannes Kılıç da bir zamanlar olduğu gibi ülkenin %20'si Hristiyan Yahudi olsaydı seçim sonuçları nasıl olurdu? Seçim sonuçlarını bilmem ama ülke çok daha iyi bir yer olurdu. Fatih Altaylı 2014'ten önce AKP verileri Cihan Haber Ajansı'ndan alırdı. 2014'ten sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı diyor. Daha ne desin? Ergun Babacan, Kılıçdaroğlu'nun vereceği en doğru karar ikinci tura girmemek olur. Neden? Buna katılmıyorum. İkinci tur olduğunda Erdoğan %60 oyla seçilecek ve çok daha... Erdoğan bunu istiyor zaten. Yani muhalif güçleri yıldırmak, sindirmek, onları kampanya yapamaz hale getirmek, bıktırmak. Yani zaten böyle bir algıya oynuyor. Ben kazandım zaten falan filan. Siz kaybettiniz. Anlatabiliyor muyum? Ben kazandım, siz kaybettiniz. Ve... Nerede o tweet? Evet. Ben kazandım, siz kaybettiniz. Bu algıya yenilmemek lazım. Ve şimdi daha henüz anketler yapılmadı. Kamuoyu araştırmaları yapılmadı ama ben eminim 49'a 51, 48'e 52 gibi sonuçlar gelecek. Yani hangi aday öndeyse artık. Herhangi bir adayın açık ara kazanması için ne olması gerekiyor biliyor musunuz? Rakibini destekleyenler sandığa gitmezse açık ara kazanır. Şimdi Erdoğan'ı destekleyenler sandığa gidecek. Bu 2x2 4. Erdoğan'ı kazandırmak için. Ama Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerin sandığa gitmeme riski var. Erdoğan da bunu oynuyor. Eğer Kılıçdaroğlu'na verilen oylar
azalırsa, ilk turda verilen oylar azalırsa ikinci turda, evet, Erdoğan oyunu 55'e hatta 60'a çıkarabilir. Buna izin vermemek gerekiyor. İkinci nedeni de şu: Erdoğan burada aldığı oyla dünyaya karşı şov yapacak. Bak, başta da söyledim, tekrar etmeyeceğim. Bak, biz demokrasi şöleni gibi bir seçimle, tereyağından kıl çeker gibi şahane bir kampanya dönemiyle seçim yaptık. İlk turda yenişemedik. İkinci roundda bitti bu iş. Ben de %60'la geldim falan diyecek. Gerek yok buna. İki, Erdoğan aldığı desteği daha sonra oradan aldığı güçle kendi muhaliflerine uygulayan bir lider. Silindir gibi üstünden geçen bir lider. Dolayısıyla Erdoğan'a 55'i 60'ı tattırmamak gerekiyor. Ha, Kemal Kılıçdaroğlu çekilsin. Çekilmek de aynı etkiyi yapar. Kesinlikle böyle bir durumu savunmuyorum. Evet. Toparlanın gitmiyoruz demiş Ali Babacan ve Türkiye saatiyle 21.30'da bir video koydu. O videodan bir dakikalık bir bölümü seyredelim birlikte. Dün ülke tarihimizin en güçlü demokrasi örneklerinden birisini yaşadık. 14 Mayıs 2023 seçimleri siyasi tarihimize damgasını vuran kıymetli bir demokrasi yarışına sahne oldu. Seçimler demokratik olgunluk içinde gerçekleşti. Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandık başına giden, oylamaya katılan her bir vatandaşımıza çok çok teşekkür ediyorum. Seçimlerin adil bir şekilde gerçekleşmesi ve millet iradesinin kesin olarak tescil etmesi için sandık görevlisi olan, sandık müşahidi olan her bir vatandaşımıza ve partili dostlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Elbette temennim dün akşam Cumhurbaşkanımızı da seçmeyi sağlamaktı. Ancak milyonlarca vatandaşımızın oylarıyla seçim ikinci tura kaldı. Ve 28 Mayıs'ta süreç nihayete erecek. Evet arkadaşlar, 28 Mayıs'ta yeniden sandık başında olacağız. Demokrasi emek ister. Demokrasi sabır ister. Demokrasi özen ister. 13 gün sonra yine aynı heyecan, aynı umut ve aynı mutlulukla sandık başına gideceğiz. 28 Mayıs seçimlerinin şimdiden ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Değerli arkadaşlarım, önümüzdeki 13 gün daha çok çalışacağız. Sokak sokak, ev ev, dağ bayır hiç fark etmez. Çok çalışacağız. Ulaşamadığımız kapıları çalacağız. Girmediğimiz mahallelere gireceğiz. Unutmayalım, ilk turda oy kullanmayan yaklaşık 8,5 milyon vatandaşımız var. Yaklaşık 1 milyon oy ise geçersiz sayıldı. Erdoğan'la Kılıçdaroğlu arasındaki fark ise sadece 2,5 milyon civarında. Biz ortak adayımız Sayın Kılıçdaroğlu'na ilk turda oy vermeyen vatandaşlarımızı da dinleyeceğiz. Bir kere değil, 10 kere konuşacağız. Hangi mahalle olursa olsun, kaygıları olan, normalleşme isteyen tüm vatandaşlarımızı anlayacağız. Ali Babacan diyor ki 13 gün sıkı çalışacağız. İnsanlar niye bize oy vermedi bunu anlamaya çalışacağız. Nerede hata yaptık bulmaya çalışacağız. Sandığa gitmeyen seçmeni sandığa taşımaya çalışacağız diyor. 13 gün yeterli bir süre değil ama en azından bir tarafından başlarlarsa aradaki farkı kapatmak için bir şansları var olabilir. O açıdan bu mesajını önemsiyorum. Toparlanın, gitmiyoruz. Seçim sonuçlarına baktığınızda Erdoğan 49.50, 27 milyon küsür oyu var. Kılıçdaroğlu 44.89, 24.5 milyon oyu var. Sinan Oğan'ın oyunu Kılıçdaroğlu'na ekleseniz bile Tayyip Erdoğan'a ancak yaklaşıyordu. Haliyle Sinan Oğan'ın bir bölen etkisi göstermediği ortada. Hatta şöyle de diyebiliriz: Sinan Oğan'a verilen her oy Kılıçdaroğlu'na gitmeyeceği için muhtemelen Erdoğan'dan da oy aldı. Çünkü ben yığınla halk röportajında, sokak röportajında özellikle gençlerden birinci turda Sinan Oğan, ikinci turda Erdoğan dediklerini duydum. Haliyle eğer Sinan Oğan olmasaydı Erdoğan 50'yi geçebilirdi. 50 artı 1'i alabilirdi. Ben Sinan Oğan'ın seçimi ikinci tura bıraktırdığını zannetmiyorum. Sinan Oğan'ın seçimi ikinci tura bıraktırdığına katılıyorum. Ama Sinan Oğan olmasaydı seçim ilk turda biterdi. İlk turda Erdoğan lehine biterdi. Bu sonuçlara bakarak söylüyorum. Haliyle evet, Sinan Oğan seçimleri ikinci tura bıraktırmıştır. Fakat bu Erdoğan'ı kızdırmıştır. Çünkü Erdoğan bu matematiği bilebilecek durumda bir insan. Sonar araştırma en yakın sonuçları bilmiş. Erdoğan 48.8,
Kemal Kılıçdaroğlu 44.1. Sinan Oğan'a 3.5, Muharrem İnce'ye 3.6 demiş. Ama tabii Sinan Oğan, Muharrem İnce adaylıktan çekilmeden önce. Fakat Sinan Oğan'ın 2 puanının aşağı yukarı Muharrem İnce'den geldiği varsayılıyor. Onu bilmiyoruz. Evet, bu da Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı oranlar. 28 Mayıs'ta ikinci tur seçimlerin yapılmasına karar verildi. Bir kere daha söylüyorum, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nın laflarını önemsiyorum. Hiçbir aday seçilme için yeterli oyu alamamıştır. Bu Erdoğan için de geçerli. Yani bunu unutmayın. Bu gerçekten Erdoğan açısından kabul edilebilecek bir sonuç değil. Kabul edilebilecek bir açıklama değil. Hiçbir aday seçilme yeterliliğine ulaşamamıştır. Seçilmek için gerekli çoğunluğu sağlayamamıştır. Bu Erdoğan içine sindirebileceği bir şey değil. İnanın bak buna. Haliyle önümüzde gerçekten 13 gün var. İlk günkü yorgunluk, uykusuzluk, sinir harbi neyse. İkinci günden itibaren biraz daha sakinleşmeye ve şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Hadi bakalım demeye yerini bırakacak gibi. Asılmak gerekiyor. Sonuç her ne olursa olsun herkesin görevini yapması gerekiyor. İnsanlar ancak görevini yaptıktan sonra çıkan sonucu sorgulamalı, sorgulayabilmeli, kritik edebilmeli. Ama görevini yapmamış insanların ahkam kesmesini de ya da karnından konuşmasını da çok fazla açıkçası tasvip etmiyorum. Bu yayınlar baskılanıyor. Kapatırken onu söyleyip bitireceğim. Gerçekten baskılanıyor. Özellikle son bir hafta 10 gün içerisinde izlenme oranlarımız çok düştü. Bunun nedeni YouTube nezdinde de belki çok şikayetler ediyorlar. Yazılar yazıyorlar, resmi, gayri resmi bilmiyorum. Trolleri belki devrede olabilir. Lütfen bu yayınları beğenin ve arkadaşlarınızla WhatsApp grubu nerede buluyorsanız paylaşın. İkincisi, abone olun ve bildirimleri açın. Yani bu çok önemli. Aramak derdinde bulunmazsınız. Tekrar arama motorlarına girip de filan bir zahmete girmenize gerek kalmaz. Abone olacaksınız, bildirimleri açacaksınız ve bir video yüklendiğinde anında cihazınıza bildirim olarak gelecek. Bugüne kadar videoları seyrettiği için, videoları paylaştığı için, abone olduğu için, bildirimleri açtığı için neyse kimsenin başına gelmedi, bir şey gelmedi, rahat olun. On binlerce, yüz binlerce üyesi olan platformlarda bu olmaz zaten. O kadar kişiyi koyacak cezaevi de yok. Diyor ve bir sonraki yayında görüşmek umuduyla hoşça kalın diyorum.